Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzdan devam ediyoruz. Isıca yarıtılmış bir kapta bulunan ısı dengedeki su buz karışımının ısı hızı sabit bir ısıtıcı ile ısıtıldığında suyun kütle zaman grafiği şekildeki gibiymiş. Bak, ilk başta ortamda suyla buz varmış arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Isı veriliyor ve 0 T1 zaman aralığında ısıtıcının verdiği ısı Q ise T1 ile T3'ü soruyor arkadaşlar. Yani bize şu aralığı soruyor. Şurası Q ise şu aralık nedir diye soruyor. Bakın Q'yu bir bakalım. İlk başta arkadaşlar su buz bulunuyormuş. Isı verdiğimizde o zaman buradaki m gramlık buz su oluyor arkadaşlar. Ve birinci bölgede o zaman verdiğimiz Q eşittir m çarpı L erimeden yapacağız. Buna Q demiş arkadaşlar. M kadar 3m'den 4m'e gelmiş. M kadar erimiş. L erime 80. Buna Q kadar demiş arkadaşlar. İkinci durumda artık bakın. Su buz karışımında durum şurada. Yani su buz karışımında artık 0 santigrat derecede tamamen su oldu. 100 santigrat derecede su haline gelmeye başlayacak ikinci aralıkta. Yani şu kısımda daha su kütlesi sabit. Çünkü burada hep su olduğu için su kütlesi sabit. Bu aralıkta kullanacağımız formül o zaman Q eşittir mc delta t'den. M'imiz arkadaşlar artık 4m'lik bir su oldu arkadaşlar. 4m tamamı burada arkadaşlar 4m'lik bir suyumuz var. 4m c su 1 delta t'miz sıfırdan 100'e geldi. 4m çarpı 1 çarpı 100'den. Buradan da ne geldi arkadaşlar? 400m T2, T1 ile T2 arasında oldu. Üçüncü zaman aralığında şurada gençler, şurada ne yapıyor? Artık bu buharlaşmaya başlıyor, değil mi? Burada artık buharlaşmaya başladığı için Q eşittir M çarpı L buharı uygulayacağız. Ne kadarlık buharlaşmış arkadaşlar? 4M'den 2M'e gelmiş, yani 2M buharlaşmış. 2M çarpı L buharı da 540 vermişler gençler. 2M ile 540'ı çarptığımız zaman ne gelir arkadaşlar? 1080 kalori gelir. Toplam bizim T1 ile T3 arası 400m, 1080m daha ne yaptı gençler? 1480m yapar. Bu kaç Q'ya karşılık gelir? Q'ya da biz arkadaşlar 80m dememiş miydik? 1480'i 80'e böldüğümüz zaman ne çıkacak arkadaşlar? 18,5 çıkaracağımız E seçeneğidir.